Bakın bir kişinin tek adam yapma hayaliyle, bir kişiyi tek adam yapma hayaliyle bütün bir sistemi alt üst edecek, memleketin altını üstüne getirecek bir teklif. Niye böyle? Çünkü verilen teklifle kuvvetler birliği sistemi oluşturarak maalesef yerel otoriterleştirmeye götürecek bir teklif. Bu teklifle denge, denetleme, fren mekanizmaların tamamen ortadan kalkacağı bir teklif. Bu teklif sadece bir kişinin arzusuna göre hazırlanmış bir teklif. Ben burada komisyon üyesi Berlin'in MHP milletvekillerine seslenmek istiyorum. Şimdi her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım diyen, doğru mudur? Çözüm sürecinin mimarı olan, Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanıyım diyen, peki dış politikayı bir düş politikası haline çeviren Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın deyimlerini su taşıyorsunuz. Umarım ne yaptığınızın farkındasınızdır. Muhakkak ki iyi niyetlisiniz, iyi niyetli olabilirsiniz. Ama şunu hatırlatmak isterim ki cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşenir. Bakın getirdiğiniz sistem ne kuş ne deve olan bir sistemdir. Bu sistem bal gibi de tek adam sistem. Çünkü bu sistem Türkiye'yi otoriter, tek adama dayalı bir sisteme götürecek bir sistem. Diyebilirsiniz ki parlamenter demokratik sistem çok iyi işlemiyor. O zaman gelip düzelselim, gelip çalıştıralım. Buna dair Cumhuriyet Halk Partisi'nin önerileri vardı. Son 6 aya kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nin de önerileri vardı. Gelip kuvvetler ayrılığını koruyarak, parlamenter sistemi güçlendirerek eksiklerimizi giderelim. Ama maalesef her şey tamamen değişti. Peki bugün siz ne istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Yanıtı çok basit. Yeni bir sultanlık sistemi yaratmaya çalışıyorsunuz. Verdiğiniz teklifle her şeyin, yani yasamanın, yürütmenin, yargının tek elde toplandığı, denge, denetleme, fren mekanizmalarının olmadığı, otoriterleşmeye açık bir sistem kurmak istiyorsunuz. Yani rejimi değiştirmek istiyorsunuz. Bakın bunu yaparken de ne tarihten ders alıyorsunuz, ne de şu an kaosa sürüklenmiş kan ve gözyaşıyla, acıyla, savaşla yoğrulan çevremizdeki ülkelerden. Nazi Almanya'sından, faşist İtalya'dan, Portekiz'den örnek alın. Ya da şu an başkanlık sistemi adı altında işte Latin Amerika ülkelerine bakın. Oradaki yoksulluğa, yolsuzluğa, demokrasi eksikliğine, insan hakları ihlallerine, kayırmacılığa bakın. Türkiye için istediğiniz sistem bu mudur sizin Allah aşkına? Yani Türkiye için bundan başka bir sistem istemiyorsunuz sanırım. Yani bu sistemin sonunun bu olacağı açıktır. Bakın başkanlık sisteminde tek yürüyen sistem Amerika Birleşik Devletleri. Orada gerçekten istikrarlı bir demokrasi var. Ama orada ne var? Yasamanın yürütmeyi etkin bir şekilde denetlemesi var. Bakın diğer sistemlerde olan ne? Hepsinde anayasal bir diktatörlük. Tek parti devleti. Bir tek adama dayalı devlete dönüşmüş durumda. Dolayısıyla kuvvetler ayrılığını ortadan kaldırarak, kararnamelerle yasamayı ele geçirerek, OHAL sistemi ve OHAL rejimi yaratarak, meclisin feshetme yetkilerini tamamen ortadan kaldırarak, genişleterek ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani bunun adı demokrasi değil, bunun adı da hani biz demokrasi sağlıyoruz, işte istikrar sağlıyoruz. İstikrar sağlamak için bunu yapıyoruz, hiç demeyin. Burada teklifi getirenlerin, süreci yönetenlerin üniformasız olması bu anayasa teklifinin değişikliğini demokratik kılmaz. Dolayısıyla 15 Temmuz darbe girişiminin akabinde OHAL koşullarında madde gerekçelerine dayandırarak bu sistemi dayatmak gerçekten bu toplumun bizlerin aklına hakaret etmektir.